ile ilgili düzenlemelere devam ediyoruz. Şimdi sistem üzerinden bir script code ya da frame code ekleme işlemini göstereceğim. Güzel bir haber hazırlamış arkadaşlarımız. Yalnız burada iframe ile ilgili bazı sorunlar var. Şimdi onun nasıl düzeltileceğini göstereceğim. Şimdi bakın bu şekilde doğrudan kodu yazdığımızda haber site içerisinde de şu şekilde bize hatalı bir şekilde kod gösterecektir. Doğru bir uygulama değil. Şimdi bunun nasıl düzelteceğini göstereceğim hemen. Şimdi bu bir kod ve bunun HTML biçiminde yazılması lazım. Buradan bunu kesiyorum. Bakın artı işaretiyle özel HTML diyor. İçerisine yapıştıracaksınız. Ön izleme dediğinizde zaten otomatik olarak bakın bu şekilde açılacak. Çok güzel bir şekilde görebileceksiniz. Basit bir şey aslında. Şimdi gene buradan da yine aynı bakın bu kod da yanlış yerleştirilmiş. Kes diyorum. Hemen buradan özel HTML deyip içine yapıştırıyorum. Ön izlemeyle de buradan görebiliyorum. Bu MapHub üzerinden hazırlanmış bir haritalanma biçimi. Buradan güncelle diyorsunuz ve otomatik olarak yazı güncellenmiş oluyor. Ön izleme dediğimizde de bakın böyle haberin içerisinde güzelce gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Bir senin yazdığı bir haber bu. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Şimdi bir küçük sorundan daha bahsetti bir arkadaşınız. Hemen onu da göstereyim. Yazıyı düzenle diyorum. Şimdi bir fotoğraf ya da bir şuradan da güncelle diyelim bunu. Bir fotoğraf ekleyecekseniz yine aynı şekilde diyelim şuraya bir fotoğraf ekleyeceğiz. Artı işaretine basıyoruz. Bakın resim diye burada geçer zaten. Resme tıklıyorsunuz. Burada bir ortam kütüphanesi yani daha önceden sisteme yüklenmiş fotoğraflardan alabilirsiniz. Yükle diyerek bilgisayarınızdan alabilirsiniz. Yükle deyip masa üstünüzdeki fotoğrafı seçip aç demeniz yeterli. Bu böyle yapabilirsiniz. Kitaplıktan alacaksanız yani kendi görselinizden alacaksanız üstünü seçip seç demeniz yeterli. Bunun altına da mutlaka altyazısını yazıyoruz. Bunu anlatmıştım. Etkileşimi yüksek almak için, daha yüksek etkileşim alabilmek için. Şimdi bu bloğu kaldır diyorum. Çünkü ona şu anda ihtiyacımız yok. Şuradan yeniden güncelle diyorum. Fotoğraf yükleme bu şekilde. Adresten yükleme yapmıyoruz zaten. Yani bir fotoğraf yükleyeceksek bir adresten yükleme işlemi yapmıyoruz. Bilgisayarımıza yüklüyoruz fotoğrafı. Fotoğrafın ismini de mutlaka değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Konumuzla alakalı bir isim olarak yüklüyoruz. Çünkü bunlar da arama motorlarında karşımıza çıkıyor. Onların da bir değeri var. O yüzden bakın mesela bunun gibi Rusya Rusnet internet sistemi diye buraya alt metin olarak girilmiş. Güncelle diyorum. Bu kadar kolay. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Yeni ve güzel haberlerinizi bekliyoruz. Bu teoriyi pratiğe dönüştürmek açısından sizin için oldukça önemli.